programımıza davam edirik. Gördüğünüz ki, teknoloji tekrardan bu cümleni iade edirik. Hayatımızda çok büyük bir yeri alıptı ve teknoloji ne kadar geniş olduysa o kadar hayatımız daha kolay olur. Ne kadar proje var ise bir memleketin içerisinde hepsi çok sağlam bir sisteme ihtiyacı var. Sağlam bir giriş çıkışa ihtiyacı var. Bunları hepsi kimler yapar, application'ları nedir ve yaptıkları çalışmalar nedir? Hepsini bir gün konuşacağız. Yani barmacıya dünyası üzerine konuşacağız. Ama yalnız değiliz. Her zamanki gibi misafirimiz Ali İmer'den. Üstad, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk, sağ olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. Teşekkür ederim. Hı-hı. Sağ olun. Aslında biraz önce açıklamanı yaptın. Yani ne kadar teknoloji öne gittiyse bu güzel sistemler bizim için yapıldılar. Ve bu güzel sistemler acaba ilk önce sizden sorarken neleri kolaylaştırır hayatımıza ve ne kadar önemlidir ve bu sistemler nerede? Öncelikle çok sağ olun. Sağ olun. Bu daveti için. Teknoloji, barmacıyat, bizim eskiden bilirseniz bir markete gittiğimiz zaman borcu bir defterde yazardılar. Aynen. Yani mesela Ali adına bir defter, safha var, orada hemen borcu yazır. Ondan sonra bir ayın sonunda onu hasbeyden topları ancak da borcu buncağıdır. Biz bunları hepsini yok edelim. Ne şu var? O defter ettiyse ne olur? Aynen. Adamın borcu hepsi yetti. Bunu hepsini bir şeye edelim. Dijitala döndürelim. Hepsini bilgisayara. Ondan sonra mesela bir Türkçe'nde diyelim bir şarjör dişleri fiyatı bilmir. O sattığı maddenin fiyatını bilmir. Yok çok kolaydı. Onu hemen ithal ettiği zaman sisteme oradan hemen fiyatını bilir. Ondan sonra mal sahibi de bilir bu gün ne satılıptı. Onunca kasasında para oldu. Güzel. Bu çok daha iyiydi. Biz varaka kalemden hatta hılas olalım. Biraz teknoloji, dijital dünyaya dönmekimiz çok daha mantıklıydı. Bu da devamımızda da olsa çok daha iyi olur. Peki biz bunda malumat ister gerekirdi koyağın. Yani mesela biz bir şirket sahibidir, yani bir biznes sahibidir. Yani indim ben diyelim bir müessese açtım. Geldim isterim bir barnamac yapım bana ait. Bu barnamacı ben nece yapabilirim? Bu şeyi siz kurupsuz dedi o adın neydi doğrusu adına Yeso. Yeso adına. Abi. Bunu siz nece mesela edebilirim ben istediğim şekil sistem kurum? Bizim hali hazırda takriben 4-5 barnamacımız var. Hı-hı. Onlar hepsi hazırdı diyebiliriz. %75 ne ihtiyacı var ise pazarda, onları hepsini karşılır. Ama bazı şere oldu, özel program oldu. Yani sen desem, ben isterim bir program olsun tam benim ihtiyacıma göre. Tamamen ben istediğim çimin olsun. Giriş çıkışımı ben isterim belirtirim. Ondan sonra onu ne derek biz oturuk bir kağıt kalemde hepsini yazarız. Bir kağıt kalemden ondan sonra bir müsvedde çimin. Biz bunu başlarız barmacaydan, kodlamaydan, bunları hepsini bir programa oluştururuz. Tam diyelim müşterinin istediği gibi çıkar. Bu bir kodlama çok büyük bir dünyadı. Yani dünyada çok büyük kodlama dilleri var. Bin şükür yani bizim diplomamızla ilgili aldığımız eğitimle ilgili. Çokluğuna uzmanlık, hakimi çokluğuna. Onun için tüm ihtiyacları şey ederiz biz. Müşterinin tüm ihtiyaçlarını edebilirlik edeğen, hepsini de dijitale döndüreğen. Güzel. Peki yani bazen insan sorar, acaba bu yasa, ben bir proje sahibi olduktan sonra hemen geldim sana diyelim güzel ve farklı bir sistemi benim için kur. Yani yoksa ondan önce geldim sana diyelim bu yasanın sabit bir barnağı sabitti yoksa farklı yöntemleri var ben edebilirim istediğim gibi seçim o yüzden. Tabii ki de edebilirsin seçersen. Yani şimdi mesela geldiğiniz zaman diyelim bir lokanta sahibi geldi. Biz lokanta sahibine farklı bir program veririk ihtiyacına göre de onu tasarlarız. Mesela derim benim 4 mutfağım var. Her mutfak ayrı ayrı görev istirem görsün. Benim çık kaptanım var. Onların her birisi ayrı ayrı görev istirem görsün. Ya da diyelim geldi bir esvok sahibi. Derim benim bir barnamacı istirem kamil olsun. Ama benim bir şagirdim var. Şagird sadece o satışı yapabilsin. Tekrarıma bakabilmezsin. Ben lancıyı almışım, lancı çare etmişim. Gizli de. Gizli olsun. Bunları kamil biz edebilirlik şey edelim. Müşterinin istediğine göre tasarlayalım özü için özüne. Ve en iyi bir şekilde de diyebilirim. Onları hepsini en hızlı bir süreçte de bunları edebilirlik. Peki biz burada konuşanda tahsil dirası sen o doktora hendese hasibat. Sen o acaba bu application'la hiç bahsun ilgisi var idi? Bahtım bu bir özü hendeset hasibat mam için bir
çocukluk bir hayaliydi. Hı-hı. Doğrusu umniyatımydı ben mühendis hasibat olalım. Güzel. Çok sevindim. Güzel hayalini gerçekleştirdim. Babam. Yani hayalim hamdolsun, umniyem diyagın tahkik oldu. Mühendis hasibat oldum. Hı-hı. Orada durmadım. Yani hazretim bu işin tamamen uzmanı oğlum. Hı-hı. Yani diyagın çarptı çok şey yok idi diyagın. Aynen. Ve hazretim daha özü özümü tatlıydım. Öz görevden biraz daha üst geldi. Biraz daha üst çocuğu oğlum. Güzel. Majisteri bitirdikten sonra hocam yurt dışındaydı Türkiye'de. İzin vermedi dönüm dedi. İlla ki devam edelim biz doktoraya. Güzel. Çok da yani çok havas verdi, çok yardımcı oldu. O doktora beni çok bu seviyeye ulaştırdı. Kodlama, program etmeklere. O doktora da bitmezden evvel bir ESO'nun fikrası geldi. Güzel. ESO'nun fikrası geldi bizim için. Çünkü baktım, çarşıda bir şey yoktu. Bir brand yoktu Bermeciyet'e ait. Çarşıda hapsiciyede bağlıca. Ama önceden var idi Kerkük'te. Çarşıda var idi ama kalmadı. Destek çok Sizu, yok idi. ESO'nun ne farkı var başka programlardan ki hazırlılarınızın başkasında? Başka programlardan ne de? Biz ne çarşıda çokluk satış yaparız, çok uygun fiyata veririz. Yani hatta çarşıda ayrı yere şey etmesin, yönelmesin ya da... Yok, sistem olarak, sistem tasarlama olarak ne güvenli farkı var? Daha güvenli de. Bir de bunda bizde şey yoktu. Aylık ya da illik para ödeme yoktu. Fark o bir şirketler için. Bir de kaydet ve aynatlarımız bizim çok sağlamdı. Yani eski yıl server kullanırız. Onlar kaydet ve aynatlarımız o bir fark, o bir sefer farklılar. Bazı eksiz kullanırız. Biz yoktu. Çok daha farklı bir kaydet ve aynat. Bir de dataları, sana diyelim verileri çok daha cizli bir şekildeydi. Yani oranı tamamen şey garanti veririk özne. Beğenme uçumsa sana o şey edebilmez. Beğenat ve ulaşabilmez. Ve ondan hariç farklılığımız neydi? 7/24 bizim daim fennimiz var. 7/24 her zaman telefon etseler biz hemen müşterinin yanındayız. Hemen ya özümüz cüdarık yanına ya da online olarak biz müdahale ederiz özü için. Peki siz bu sistemi nece kurupsuz? Ben bunu haz ederim sorum sizde. Yani siz özü bu sistem kursuz bir denenin projesi olduğu vakit. Ama özünüzün sistemimizi isterim anlayayım. Siz özünüz nece kurupsuz? Yani tam olarak biz bu sistemi nece ettik? Ha. Ya bu sistemi etmemiz gerçekten çok büyük bir vakit aldı bizden. Çok büyük bir, çok sıfırdan başladım tamamen. Sıfırdan başladık. Adım adım başladık özne. Ondan sonra ilk bundan çilevali satışa başladık. Başladık yakın arkadaşlara bu programı veririk. Ha böyle bedavaydı olursa da veririk. Hatta biz bakalım kanşar tarafın neye ihtiyacı var? Milletin tepkisi ne olacak? Milletin tepkisi ne olur? Feedback diyarık özne. Feedback bakalım neydi? Hatta biz ona göre özümüzü tatvir edelim. Takriben diyebilirim sana çok arkadaşlar bedava verdik özlerine. Çok yardımcı oldular bize. Güzel. Dediler doktor bunu böyle etsem çok daha iyi faydalı olur. Ama her diyakında hepsinin de mahtiramat, hepsinin de notunu birebir etmedik. Çünkü biz ne ediriz? Diraset ediriz. Bu programı çok sürü insanlar kullanacaklar. Acaba biz beyinde bu tegiri, bu tatviri etse tüm insanlar faydalanır yoksa biz o şahıs faydalanır. Fecer açım biz pazarı şey edelim, mütevazin edelim. Aynen. Bir enne bakalım. Çok insanlar bu tehditten fayda görür yoksa biz bir şahıs görür? Yok aslında yani gerçekten yani böyle application'lar ya da daha doğrusu böyle barmaciyet dünyasında bir çalışmaya bir projeye girdikten sonra çok başka bir havası var, başka bir ruh katır yere. Evet. İlk şey yani ben düşündüğüme göre tabii ki özel görüşümü veririm ama bu görüş de tabii ki sistemde de var. Evet. Yani ilk şey kimse senden bir şey çalabilmez. Doğru. Sen tam yeri koyabilsen sen o yerde olmadan bir de onun yanında bütün çalışmalar sistem olarak olacaktı. Fiyatları da sabitti bildiğim kadarca. Doğru. Yani isterse sabit ol, isterse fiyattan indirebilsen. Bir de programdan önce aslında biz bir konuşma oldu ortamımızda. Hani dediğiniz sadece orada bilgisayar olmayacaktı. Kasa da olacaktı içinde. Peki sistem olarak ecizeler nece kullansız? Yani yanımızdaki olan bilgisayarlar lemslidi, mouse'lıydı, kasa özidendi. Bunlar necaydı? Bunlar anlamıştı. Biz bir şey var doğrusu, özellikle lokanta sahipleri, yeni lokanta açanlar, gelendeler kaşer mozuna tamamen hepsinin parası bitipti. Çünkü dekora para veripti, madbaka para veripti, hepsine. Ve en son bizim işimiz gelecekti orada. Orada biz nece diyorlar, ihtiyacına göre.
edebildik şaşalımız verağın özne, edebildik ehtiyadi laptop verağın özne. Ama tabii fiyatında farklı. Fiyatına farklı. Tamam yani biz sadece program yazılım vermirik. Bunun yanında bir sürü eşya var. Bunun yanında yazıcı olacak, kasa olacaktı, bilgisayar olacaktı. Çok şeyler var, UPS olacak. Sorun olmaz hiç bu application içerisinde mesela ihtiyacı olsun refresh'e, ihtiyacı olsun bunlar tehdit etmeden. Yok yok, bir tehdit olduysa o zaten bizdendi, bedavaya siz olacaktı. Siz geçsiz özünüz. Biz bedavaya da veririk. Her yani biz ilk başladığımızda satışa Yadmacada takriben 100-150 dolara bir fiyatı. Yine fiyatlar biraz yüksek olup. Peki bunlar, bu sistemler hiçbir şekilde vurulmaz yani mesela itlaf oldu ya da bir sorun olduğu için. İtlaf olsa da. Yani olmağa ihtimali var. Olmağa akar ihtimali var, hardan ihtimali var. Ece mesela hasibasına UPS bağlamayıpsa, kahraba tamamen hemen söndüyse üzerine, hasibada orada belki melefet vuralı sende. Yani o bir ihtimal var. Biz her zaman yani faturaların uğralanda hiçbir şey silinmir. Bütün sistem o yerinde kalır. Sistem yerinde. Yenileştirmeye gerek yok. Yenileştirmek. Biz geldik hemen onu yenileştiririk. Ya da diyelim sen hard'ı üstünden de açasın. Ki orada. Sen o zaten beyanatı var bizim yanımızda. Biz o bernameci, naqsa hasibeyi aktif etmişiz. Onun kamil arşivi var bizde. Çünkü bu oyunlardan çok gördük. Diremen hasibeme de açtım. Gelince program kurmam için. Ve sözü bu derece. Özü hasibasını satıp ayrı yere, programı ile beraber, ister bir de benden bedavaya şey alsın, program alsın. Biz yani bakırız çünkü biz yani yazılımcı olduğumuz için. Yani, bilini. O kadar dolandırıcı insanlar da var imiş bu sistem üzerinde. Var idi yani çok gördük ve biz ama biz... Nece onu bizim kişiselleşse örnek, biraz biz action böyle harekeler severiz. Yaşta bir arkadaşıydı, aradı, doktor merhaba merhaba dedi, ben şey ettim, komple ben de hasibamı derciştim, şey ettim, bu işlerden oldu. Dergişten rapardı. Özü dergişmedi. Özü hasibamı satıp bir ayrı bir arkadaşla. Sistemiyle. Sistemi kamil satıp. Belki de daha bazıyla da satıp. Orası bilmiyorum da. Orası bilmiyorum da olabilir de kar edipti. Geldim ben, bizim zaten arşivimiz var. Çünkü şimdi hard disk'in bir serial numarı var. Motherboard'ın serial numarı var. RAM'ın da serial numarı var. Ve biz bu programı aktif edende bir havarizmiyamız var. Hard'ın çı rakamın serial alar, motherboard'tan çı tane alar. Bilini yavuzda başkası kullandıysa siz o yaptığınız bütün sistemi? Biz onu tam görebilmeyiz ama yarın bir gün iki de ister bu sığır da acırsın. Fiyat da acırsın mesela miniyosunda fiyat da acırsın. Tekrardan dönüş size oldu. Dönüş bize olacaktı. Ya da diyelim şey oldu bazı şere. Yani kahraba sönürü, UPS'inde şahin yoktu. Bernamacı uğrallı. Peki biz seni şey ettik, konuda kestik, başkasının saati geldi size ne dedi? Geldi dedi işte bas isterim yenge bas yenge hasibi aldım, isterim şey yedim özünü. Yenge bernamacı? Yenge bernamacı isterim. Ne yaptınız siz? Biz bekledik, tamam dedik, biraz bekle. Aradan 3-4 saat geçmedi, bir ayrı rakam telefon çaldı bize. Ustad ben sizden bernamacı almışam, siz de enfennisiz, besterem minyoda açım. Biz bakırız cedveler şefamızda adı ne adı, matamın adı ne adı, yedi rakam telefon yanımızda tespit olan bir böyle bir rakam yoktu, bir matam adı da böyle yoktu. O bernamer satılıp. O bernamer satılıptı. Hemen oradan ben zaten bildim bu buna satılıptı. Ne etti o? Vermedim özü. Yani o şahsa çaya, şu böyle yoktu dedi, istiremeyince hasip almışam. Ona ben vermedim. Demedi o özüne sen satıpsan böyle. Ben ona demedim, dedim yenge sen canım dedim, haber veresen bana. Çünkü ben sadece sana o beyanatı o alım. Ben yenge baştan oturmayacağım, sana o menüye o da, tabi'alar o da, şey o tarif edim. Doğru. Sen bana haber veresen, biz 30 saniyenin içerisinde biz kamil beyanatı o ziyanımıza aldık, yenge bernamacı koyarık, beyanatı o da bir de üzerine tekmil ederek. Ve sen bunu demedik o için benim için olmaz. O bir sene dedik, çünkü böyle dirdi menüye de açmak isterim. Kardeş o sana o adı o kayıtta yoktu bizde. Ve bunu etmek için bir miktar para var, bunu ödeme gerekiyor. Yani bu yani, arada siz koyma, o kar ettiği para siz üçün de önemli. Yani. Bes bunda mafruz yani özü bu bernamet sizden alınsın. Yani özü başkasından alsa da ne fayda edin? Yoktu bizden. Hiçbir şekilde de amfenni yoktu. Hiçbir şekilde de amfennini görmeyecek ila en programım, application'ın parasını ödesin bize. Madem özü bernamet size dönü, megel sizden alınsın. Yani burada da kamil bizim bu bernamacın activation'ıydı. Kamil sıyanasıydı. Şahsiyen bana ait, kamil. Activation hepsi benim adımda. Çünkü yani, bizim adımıza tezgül oldu. Yani şahsiyen benim adımda. Saytarsan bu kamil konuda. Kamil musaytlar. Çünkü zaten işte sen o da. Bale. Peki siz o kadar yani çok güçlü bir şekilde bu konu üzerine konuştunuz.
Onun yanında bildiğimiz kadarca bu konu hepsi komple sual uzladı. Bunun hiçbir şekilde hükümetin bir sorunu, bazen kanuni olarak bazı sorunlarımız olmaz, yoksa bu hükümetin itirafı olmuştu bu varmacı. Bu avalen bizim bu işle ilgili bizim adımız zaribede de var. Tahassüb zaribimiz de var bu işle ilgili. Ayrıca Heyetel İlim ve İttisalette bizim ruhsamız var bu varmacıdan. Fakamil brand bizim adımıza yazılıptı. Ve hatta Mektep Yesso adına yazılıptı. Yani mektebimizin de adı Yesso'du. Ve kamil baramcılarımızın da adı Yesso'du. Yani her şey bize diyebilirim sana ayetti kanuniyen ve amamın... Güzel hakkında. Yani kanuni olsa çok iyiydi. Biz mektep adı demeyelim de. Bence. Aynen. Peki başka soruları varsa buyurun. Peki ben son olarak bu sorunu da sizden sorum. Yesso'dan ayrı olan sözü çalışmamız barmacıya olarak neler faydası var? Kerkük'teki projelere yani diğer projelere de başka çalışmalar neler yapabilirsiniz? Destekiniz ne olabilir? Yani bu şekilde oldu. Bir arkadaş var idi. Geldi dedi çok büyük bir miktarda ben bir para harcamışım. Çok büyük bir miktarda para harcamışım ben bu kaşir işlemleri için. İşi çok şeydi. Sıkıntılıdır, çok müteşabbetti de. Muharbat yani. Bizim tamam dedim. Ne sen buyurun selaşmam için. Selaştı. Hepsini bir kağıt kalemle anlattı bana. İndi o programı, bir program etti gözü için çok güçlü bir program. Güzel. Yani nanca desem sana takriben de dünen, tam dünen en son update'i de verdi gözüne. Çünkü sürekli update istedi bizim, bizden Bernamaç'tan. Aynen. Görkür çok becanip özüne. Çok becanip özüne. Yani bir akdi etti de geldi adam şahsiyen mamlana akdi etti. Dedi bu programa biz çok yorulduk, çok para harcadık. Tamamen sadece bizim adımıza, başkasına satmasan özünü. Çünkü biz bir program edendik, Sintnivin. Burada şey var, source code var diğer özüne. Biz kodları yazarız. Kodları yazdıktan sonra programı işlederiz. Ve o kodlar her kimin yanında olsa aynen o program sahibi olur. Ve biz indi satanlar... Yani çalmağa ihtimali var bu programları. Yok. Mesela hiç gerginlik yaşamazsan başkasına öğrendi o özüne kodu var. Çünkü ben biz şeyi veririm özüne. Biz programı veririm özüne, kodları veririm özüne. Ha güzel, bildiğim ben kodlar benden kamil, aydıysan kodu da varmış. Yok, kodlar kamil bizde de. Kodu verirse o daha çalışa da bilmez. Bu çalışabilmez. Yani bizim indi bu bir programımız var. Çok büyük bir miktarda, çok büyük bir miktarda o kodları istediler bizden. Ama ben o, tamam aldım, büyük bir miktar para aldım. Ama ben daha o programı satabilmem. Çünkü o kodlar kamil o adamın oldu. Tabii bu sistemimiz farklıydı. Aslında işimiz çok güzeldi. Güzel bir alemdi. Büyüktü. Aynen yani aslında. Bir her soru çıkardık, her fikir geldi bize. Ha bitmir. Yani tabii ki de bunun tehdisi vardı. Her zaman geçiyor üzerine. Başka fikirler geldi sizlere. Ekip, başka tamam. Şeyler de izafe edersiniz üzerine. Geceler oturduğumuzda aklımıza bir şey geldi. Hemen kodda hemen ona tehdit edelim. Şair gibi ilham geldiği aynen, zaman ilham geldiği tut zaman, kağıt kelime hep bir şeyle yani, yazı ama içinde. İşte bir şey var diyorlar yazılımcılar çok zengin olurlar. Bir böyle bir yazılımcılar arasında Allah da bol bol versin. Allah razı olsun. Ama bu çok size yorucu bir şeydi. Bu çok yorucu bir şeydi. Tamamen 13 yıl okuduk, alıştık. Geceleri hiç yani yatmadık. Bir doktordan daha fazla yorulabilsen bunu diyebilir ama aynen. Her mühendis de bunu yapabilmez. Bunu da unutmayalım. Sizi öteki güçlü insanları ve işini çok güzel yapan insanları getirmek programa ve onunla sohbet etmek gerçekten bu bizim için de bir şerefti ve teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olasınız. Çok hoş geldiniz programımıza gerçekten. Çok